Bu bölümde de bazı notları ekleyeceğiz. Yani açıklamalar ve yorumlar ekleyeceğiz yazacağımız yazıya. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Mesela şurada düşünmekteydi diye bir kısım var. Biz buraya bir not eklemek istiyoruz mesela. Üste tıklıyorum ve yeni açıklama ekliyorum. Şuraya bir açıklama için tabii önce sizin isminizi yazıyor, bilgisayarınızın adını ve siz buraya açıklamanızı yazıyoruz. Şöyle yapıyoruz mesela dedim ki buraya işte düşünmekteydi. Ancak Avrupa'dan Asya'ya ulaşmak için ilk fiili düşünce Kuzey Afrika kıyılarında ulaşmak suretiyle Asya'dan varmak şeklinde tezahür etti vesaire. Bu şekilde açıklamalar yazabiliyorsunuz. Mesela birinci bölüm yazıyor. Bu birinci bölüm kısmına burada amacımız işte burada amacımız genel bilgi vermektir vesaire yazabilirsiniz. Bütün bunları burada gerçekleştirebilirsiniz. Mesela bu dipnotla herhangi bir arkadaşınız mesela bu dipnotu yazdı buraya. Açıklamayı yaptı. Siz de ona karşı bir açıklama yazdığınızda şöyle yapıyorsunuz. Şuraya bastığınız anda siz de başka bir kişiyseniz mesela bunu kaydettiniz ve başka bir arkadaşa yolladınız. O da size farklı bir cevap yazdı. Bu aynı Facebook'taki birbirlerine işte açıklama yazması gibi bir şey. Mesela bir paylaşımda bulunuyorsunuz. Hemen altına bir açıklama yazıyor. Siz de o açıklamasına bir cevap yazıyorsunuz veya işte mesela bu fikre katılıyorum gibi bir şey yazıyorsunuz. Siz başka birisiniz. Arkadaşınız tekrar yolladınız. Buraya bir cevap yazdı. O da aynen yazdı mesela. Bu şekilde karşılıklı not alabilirsiniz ve birbirinize gösterebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi buradaki notları, yorumları aktarabiliyorsunuz birbirinize. Daha sonra bu notları eğer gizlemek istiyorsanız şöyle yapın. Mesela işaretlemeleri basit işaretleme olarak gösterirseniz bu şekilde göstermiş olacaksınız. Tüm işaretlemeleri göster derseniz açıklar. İşaretleme yok derseniz hiçbirini göstermez. Herhangi bir özgün bir işlem yapacaksanız ondan bahsetmeyeceğim ama şu önce bunun görünüp görünmemesi konusunda şöyle yaparsınız. Basit işaretleme dersiniz ve buraya baloncuklar koyar. Burada da yorumları göster kısmı çıkacaktır. Yorumları göster dediğinizde bakın gösteriyor. Gösterme dediğinizde böyle yapıyor. Diyelim ki yorumları göster dediniz. Sonra gelip burada tüm işaretlemeleri göster dediğinizde bütün işaretlemeleriyle yani nereye not aldınız bunu çizgileriyle beraber gösteriyor arkadaşlar. İşaretleme yok derseniz gizler bunu tamamen gizler ve şu yorumları göster kısmı da kaybolur. Yani yorumları göster kısmı sadece ilk baştaki basit işaretlemede var. Yorumları göstermezseniz sadece balonlar oluşur. Balonların üstüne geldiğinizde açıklamaları detaylı olarak gösterir. Kim anlatmış, kim ne bahsetmiş vesaire. Sonra bu değişiklikleri arkadaşlar mesela öncekine git, sonrakine git vesaire bunlar arasında dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Gizleseniz de gösterseniz de aralarında dolaşımda bulunabilirsiniz. Bakın burada aslında bir yorumun içerisinde iki tane de ekstra yorum olduğu için cevap mahiyeninde olduğu için burada üç tane yorum var. Burada da bir. Yani toplamda dört yorum var. Bakın yorumlar arasında gezebiliyorsunuz. Ne zaman yapılmış vesaire hepsini gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve kaydet butonuna bastığınızda bu yorumlar da kaydedilecektir. Yorumları izlemek istiyorsanız bu şekilde oluşur. Printer'a gönderdiğinizde bakın yorumlarıyla birlikte gösteriyor. Siz bu yorumları gizlerseniz veya silerseniz printer'da göstermemiş olursunuz aslında. Evet. Yorum yapmak bu şekilde arkadaşlar. Yorumla dipnotun ne farkı var derseniz dipnotu herkes görür. Yani dipnot altta vardır. Fakat yorumsa mesela siz bu dosyayı hazırlık aşamasındaysanız yorumlar yapabilirsiniz. Burada açıklamalar koyabilirsiniz vesaire. Bunları tamamladıktan sonra iki taraf karşılıklı anlaştıktan sonra artık bu yorumları silersiniz. Gelirsiniz mesela sonraki yoruma geç burada. Sil diyorsunuz siliyor veya tümünü silebilirsiniz. Bölgedeki tüm açıklamaları sil dediğinizde de siliyor. Ben bu işlemi geri alıyorum ki eski yorumlar yerinde kalsın diye arkadaşlar. Evet, yorumlar bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.